Arkadaşlar bugün sizlerle Gormiti sezon 4 teori videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu gördüğünüz Titan adaları. Şuradaki Okyunus mavi açık mavi olan. Şuradaki koyu mavi Kozmos. Şu sarı olan da Alfa adası. Alfa enerjisi adası. Şu kırmızı olan da Magna. Şuradaki tuhaf görünümlü sar yeşil sarı renk ise Kristal. Bu siyahlarda bunun eserleri. Alfa adasına bulunan Çitan kalbi tapınağı ve diğerlerini göstereceğim. İşte karşınızda Gombi sezon 4'te su orman kralının olacağı yerler. Su orman kralının mavi bir daireyle Orman kralının da yeşil bir daireyle. Renklerle. Mavi suyu temsil ediyor. Yeşil ise orman kralının. Gördüğünüz gibi orman gormitinin krallığı yani. Yani kaya krallığı yani rüzgar krallığının tam ortası yani. Su krallığı ateş krallığına yakın bir krallık yani. Yani bu su görme türü tek kini diyene geçelim. Girls işte sezon dörtten fazla biliyorsunuz ki sezon 4 Magna'da Smajras'ın bölümün Magna'da Sıkı bölümde gördüğünüz gibi Ritlin tuttuğu meyvenin de Zangu. Ateş kralında yetişen bir meyve. Yani ateşçilerin sevdiği bir meyve türü ama ilk Diğer gormitler pek sevmiyorlar yani. Yanmış Yanmış marul gibi yani biraz tadı gibi onlar için. Yani şöyle. Magna adası ve Kozmos adası aslında Gorm'un kayıp parçalarından birisi. Yani Solar ve Eklor şövalyeleri arasında başlayan Solarlar ve Eklorlar arasında başlayan savaşta bu adalar Gorm'u ışından yani oraya. Ve Gorm'un yani bir şey yüzünden oraya gittiler. Yani bir kanatın daha var aslında. İşte karşısında Maya Tapınağı gibi görünüyor ve ateş piramidi. Bunu ateşçiler yaptı yani. Böyle bir şey sadece onlar yapabilirdi. Ve korma ait bir şey yani bu. Yani Aslında Magna ve Kozmos odası aslında neden Kozmos odasını sayıyorum Çünkü bu küp de var. Bu küp aslında sıradan bir küp var. Küp değil. Aslında bir kütüphane açılan bir kapı. Rüzgar kütüphanesine. Yani burada bir ton kitap var yani. Yani Kayak Kral Kalesi'ne kütüphane ve gibi. Burası da bir kütüphane yani. Rüzgarcılar kitabı okuduklar mı bilmiyorduk. Vallahi öyle. İko burayı görse tüm kitapları okumak isterdi. Yani burada The Gorm'un kayıp bilgileriyle ilgili bir şeyler bulabilirler yani. diye Şimdi soracaksınız ki bu adam kim? Bu yaşlı bilge. Tüm gormitlerin en bilgesidir. Recep Partisi'nin büyük bir hizmetkarıdır. Yani Gormit'te Gormit'ler tüm rüzgar, buz, ateş, kaya, su, orman, karanlık ve ışık kabileleri arasındaki barışı sağlamakta sorumlu birisi. Ve Gormit şövalyesini seçme seçme özgürlüğü var ve geleceği görebiliyor. Nasıl yani? Bu Gormit onları o mu seçti yani? Tek kule gibi yani. O da seçme özgürlüğüne sahip. Sadece en iyi kalpler kişi gormit koruyucusu olabilirler. Diğerine geçelim. Şimdi bu şey ne diye soracaksınız. Karşınızda gormuzu. Bütün gormuzu bir arada tutan enerji. Elestar gibi aslında. Bu şey elestar gibi dizayn edildi. Yani element enerjisiyle dolu. Ve çok güçlü. Diğerine geçelim. Bu gördüğünüz kişi Magor. Karyon'un ikiz kardeşi. Karyon'un ikiz kardeşi mi var? Lord Snow'lu gibi yani. Magor Gorm'un kendi Kiza kendi gücüyle hükmetmek istedi. Yani bütün Gorm'u hükmetmek. Ama Keryon bunun bir saçmalık olduğunu düşündü. Bütün Gormit'in özgürlüğü olduğu için. Ama Magor onu dinlemeye reddedip Ateş Kralını terk etti. Ve Gorm aramaya düştü. Cam tek kuleyi buldu. Ama Gormit'in koruyucuları Mag Lord Magor'u yenmek için Gorm özünü Magor ele geçirmişti. Ve onunla savaştılar. Savaş sırasında Gormaz'ı parçalar ayrıldı. Ve Cami Partisi Magor'u karanlık, karanlık diyara sürgün etti. Ve Magor ve bu parçalar birer bir çok güçlü oldukları için Cami Partisi bunların bir daha için bunları element bileklikleri olarak tasarlanmasını emretti. Yani bizim koruyucuları taktığı bileklikler yani. Bileklikler Gormaz'ından yapıldı. Kristalleri. Koruyucular Gormti çarkına Gormuzin'e odaklanıyorlar. Ve öyle çağırabiliyorlar. Nipay canavarlar gibi yani. Gormuzin sınırsız bir element enerjisine sahip. Yani tüm elementlerin sınırsız bir gücü. Ve tam gücünü odak sadece odaklanma enerjisi de çalışıyor. Yani koruyucuların Gormuzin'e odaklandığı gibi onların da odaklanması gerekecektir. İşte karşınızda Lord Sol. Solak lideri ve Titan Kalbi. Titan Kalbi bir yerden gelmiş olmalı. Yani burada var olması imkansız yani. Titan Kalbi çok güçlü. Dört çok tehlikeli bir şey yani. Acayip tehlikeli yani. Gormitileri boza, her Gormiti bozabilecek kadar. Bir lordu bile. Yani Gormitileri biraz bozdu yani. Rift of Kelebris yaptı. Tregi uyuyan bir uyku haline Baron'u ciddi birisine Ikor'u da Baron gibi eğlenceli birisine Zaten bir takımda Ikor fazla olurdu Yani Titan parçaları kontrol edilemeyecek kadar güçlü Ve bu yüzden de Solak Şövalye Solar ve Ektor Şövalyeleri tarafından korunuyordu Ama Gormuz'u parçalandıktan sonra kıtalar kaybolunca Solar Şövalyeleri ve Ektor Şövalyeleri barış değil kendi krallıklarını kurmak istedi. Ama Lord Sol bir tehlike olduğunu söyledi. Solaklar düzen, eklerler kaos getirirler. Ama bunlar güzelce yıllık bir savaşa mağar oldu. Ve savaş, savaş, Lordlar savaşta indiklerinde bir anlaşma yaptılar. Titan kalbi, Titan kalbi tapınağında kalacaktı. Ve Solar ve Ektorlar bunu kullanmamaya karar verdi. Sadece acil durumlarda. Yani Gorm'un dengesi bozulduğunda. Noah yok olunca Gorm'un tüm dengesi çöktü. Karşınızda sezon 4 orman ya da su ile ilgili olacak. Ve sezon 4'ün orman kostüm, orman Gorm kıyafetli. Orman Rift, Orman Eren, Orman Kor, Orman Trek ve Layla. Layla'nın tür elementi orman. Yani ağaçlarla konuşabilme yeteneği. Orman Gorm'u ağaçlarla ve hayvanlarla konuşma yeteneğine sahipler ve doğadaki tüm değişiklikleri hissedebilirler yani. Eokin'in tek kule zarar gördüğünü hissedebilmesi gibi. Ve orman koruyucusunun görevi ormanı koru, gormu, gormu korumak. Layla tecrübeli bir gormit olduğu için sezon 4'te Layla ya da Lila'nın sezonu da olursa koruyucuların bilekliklerin tüm güçlerini onlara öğretebilir yani. Yani akıl hocaları yapacaklar. Layla biraz agresif bir gormit yani. Biraz Güven, pek güvenmiyor Koru, yeni koruyuculara eski dostlarına daha çok güvendiğini söyler ve riftin kendini beğenmiş olduğunu düşünen birisi ve Ormangur. orman ormankur ormanın koruyucusu olur ama trege de aşık birisi trege mi abo kesin bunlar Sinayla kavga ederler ha. <laughs> evet. Bence kavga edecekler. Bir kız kavgası. Tam aksiyon. Olur. Orman kormatörü tarım konusunda üst, çok gelişmiş bir ırk yani. Yani kendi topraklarında sebze meyve yetiştirebiliyorlar yani. Ve gormdaki tarım ve hayvancılıkla da ilgileniyorlar. Yani gormun meyve ve yiyecek ticareti onlarda yani. Ve en en korkulan savaş sakin kabileler. Bütün gün gitar çalıp müzik dinleyen kişiler yani bunlar. Ve doğal tedaviler konusunda bir numara yani. Bir de spa salonları dolu. Bu spa da çok yani hamamları da hamam da olabilir yani. Normal Gorm doğal terapi konusunda bir numaralar. Ve çok fazla güvenilmezler. Daha çok gün tarım unutusunda yedirdiler. Ve tarım unutusunu çitir